Evet, şimdi okul kampüsünü gezerken öğrencilerimizden Barış Sevgi ile karşılaştık. Barış Sevgi'ye nasıl bir süreç geçirdi? Vize sürecinden buraya, buradaki konaklama, eğitim durumu, en baştan bir tecrübelerini sizlere aktarmasını birinci ağızdan isteyeceğiz. Merhaba Barış. Merhaba. Senden rica etsem bir giriş olarak vize süreci nasıl başladı? Aynı zamanda Barış eşiyle beraber vizeye başvurdu ve şu an eşiyle beraber Almanya'da. Doğrudur. Özellikle evli çiftler için önereceğiniz, altını çizmemiz gereken konuları da aktarırsak süper olur bence sizden. Tabii seve seve. BS Bey'in geçen, yani bu yıl Mayıs ayında girişlisiyim. Data analizi bölümü, veri analizi bölümünde okuyorum. Advanced aracılığıyla katıldım, geldim buraya. Bu sırada eşle alakalı biraz detaylı araştırma yaptım. Çünkü internette çok yanıltıcı veya geçmiş dönemli bilgiler mevcut. Ve bu bilgiler arasında insanlar eşleri beraber gelemediğini, çok ayrı zaman geçirdiğini ve bundan dolayı vazgeçtiklerini anladım. Ama birkaç tane de olumlu örnek vardı. Ben de onun üzerine yöneldim. Ve ben de şimdi aynı anda vize başvurusu yaparak beraber hiçbir sıkıntısız, hatta hiç belge eksiği olmadan tek seferde vizemizi aldık. Burada tek bir farklılık var. Eş vizesi öğrencinin vizesi onaylandıktan sonra tekrardan onaylanıyor. Ve 4 hafta bekliyorsunuz. Yani okulun 4 hafta kaçırma ihtimaliniz olabilir veya çok önceden 3 ay önceden başvurma şansımız var. Eğer günü gününe 3 ay önceden başvurursanız okulda kaçmadan direkt gelebilirsiniz öğrenci ve eşleriyle. Tabii bu konuda bir önemli bir ayrıntı var. Onu da söyleyelim arkadaşlarımıza. 2023'ünde değişecek. O blok hesap sizin için ayrı, eşiniz için ayrı mı koydunuz yoksa tek hesap mı koydunuz? Biraz önce bir bilgi söyledin değişeceğine dair. Evet. Onlarla alakalı bir izleyicilerimizi bence bir bilgilendirelim. Evet. Şimdi bizim bölümümüz her bölümde tabii ki de değişiyor ama 18 aylık bir bölüm. 3 dönemde oluşuyor. Bir de tez dönemi var. Bunun için 12 aylık bir teminat istiyorlar. 864 euro öğrenci için de bu 900 küsur 940 euroya çıkacak galiba 2023 yılından itibaren. Eşler için de artı 400 euro çarpı 12 ay isteniyor. Eşimizin için istenen teminatı aynı anda yatırmak lazım ama Expatrio ve Fintibody iki şirketimiz mevcut. Bu şirketler bunu kabul etmiyor başta. Önce o yüzden öğrenci vize 864 çarpı 12 yatırdıktan sonra ben eşimle başvuracağım diye bir belge yolluyorsunuz. Ondan sonra Fintibody artı 400 çarpı 12 4800 euroyu tekrardan aktif hale getiriyor. İkinci bir ödeme yapılıyor. Ayrıyeten bizde ekstra olarak bloke hesap artırımı istendi. Aylık 60 euroluk. Bu neden istendi ve yılın sonuna denk geldiği için olabilir. Evet. Sebebini bilmiyorum. O zaman yani eşler için bir ortalama 450 euro. Ya toplamda bir 15 bin euro ayırmaları gerekiyor ortalama olarak. Çift olarak. Çift olarak. Evet, evet. 15 bin 16 bin euro. Bu bloke ettiğimiz tutarı her ay eşiniz 400 euro, siz de 900 küsür euro söylediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Evet. Tek hesapta yatırıldığı için zaten tek hesapla geri çekiliyor. Bu da öğrenci hesabına yatıyor. Evet. Yani ben öğrenci olarak geldim. Hesap konusunda da Almanya'da geldikten sonra Anmeldung, yani adres kaydı yapılması lazım. Adres kaydı yapılmadan banka hesabı açılamıyor. Süper. Yani bu yüzden ev süreci, ev arama veya ev bulma ne kadar hızlı halledilirse o kadar daha yararlı öğrenci için. Yani gelip hikayeyi bulamayınca o hesaptaki blok hesabı kullanamıyorlar. Evet. Yani bunun çok önemli bir detay. Evet. Yani bir avantajı var. Berlin kampüsüne geliyorsanız Berlin'de İş Bankası var. İş Bankası Türkiye'deki ikametgah kaydıyla hesap açtırıyor ama kredi kartı vermiyor. Ben bunu keşfettim. Kruzberg ve bir tane daha şubesi var ama Kruzberg'tekiler Türkçe konuşabiliyor. Hepsi konuşuyor da Kruzberg şubesi güzel Kotbusser'de. Buraya geldiğinizde Türkiye'deki ikametgahınızı hesabınızı açtırıp hemen 5. gün alabilirsiniz blok hesabınızı. Ama bankaya gidip çekmeniz lazım. Çünkü ne zaman amellik yapıp teslim edince o zaman kredi kartı veriyor. Şimdi ATM'yi de kullanabiliyoruz. Süper. Yani. Ne kadar oldu sen geleli? 6. ayım içindeyim. 6. ayım. Okuldaki de 2. dönemdeyim. Tamam. Şu an peki ne haftanın kaç günü geliyorsun ders için? 2 gün yarım zamanlı. Yani bugün öğlenden sonra 2'de dersim var. Hı-hı. Perşembe günü de sabahtan. Toplam 8 saatimiz okulda geçiyor. Evet. Şu an okulumuz yeni kampüsüne taşındı zaten, haberiniz vardır. Evet. Ve kampüs merkezi bir yerde. Ulaşım olarak metroyla da direkt yürüyerek 10 dakika ki bu Berlin için çok güzel bir şey. Güzel bir yani lokasyonda. Şehrin herhangi bir noktasında ki Türklerin bulunduğu bir lokasyondayız daha doğrusu. Evet. Göçmenlerin diyeyim. Ev bulması da daha uygun. Maliyeti ucuz bir bölgedeyiz. Şu an ne kadar kalıyorsun mesela? Ben biraz daha batıda. Hı-hı. Zaruriyetten 1000 euroya kalıyoruz. Aylık. Evet. Her şey dahil eşyalı bir odada kalıyoruz. Oradan ama metroyla mı geliyorsun buraya? Evet. İki aktarma ama hiç gökyüzünü görmüyorum. Yani metro ve metro aktarması. Fakat yani yeni enflasyon ve Ukrayna problemleri olmasaydı öğrenciler tek başına 400-500 euroya kalırken şimdi maksimum 600-700 euroya tek başına bir odada her şey dahil kalabiliyorlar. Bunun sonra VG dedikleri paylaşımlar var. Paylaşılır evlerle şehirden biraz uzaklaştıkça yine 400-500 euroya düşürebilirler maliyetlerini.
Süper. Yani, peki çalışıyor musun şu an? Nerede yani, çalışıyorsun? Şu an Majorel diye bir firmada çalışıyorum. Bu da şeyin yine batı tarafında. Kendi veri analizlerle alakası yok çünkü ben tecrübe olarak başka bir mekatronik mühendisiyim. Öyle mi? Evet. Süper. Yani data veri analizi tecrübem yoktu. Şimdi burada öğreniyorum. Tabii kendimi geliştireceğim. Süper. O yüzden amacım bir an önce Almanca çok değerli. İngilizce bölüm okuyoruz ama uzun vadede Almanca bilenler artı bir işveren tarafından değerli. Tamam, yani kesinlikle. Yüzü yüz İngilizce de yaşasak yani burada. Yani Berlin nezdinde konuşuyorum. Münih'te bile İngilizce konuşmak çok zormuş. Evet. Berlin'de yüzde yüz İngilizce ve Türkçe yaşanabiliyor. Ama Almanca öğrenci işveren daha çabuk iş alacağını Peki, inanıyorum. Peki 6 aydır buradasın. Ne durumda Almanca? Ve geldiğinde hiçbir bilgi, Almanca bilgin var mıydı? Şimdi eş vizesine bir geri dönüş yapayım isterseniz. A1 Almanca gerekiyor eşler için. Evet. Yani bunu Türkiye'de halletmeleri lazım. Buraya gelmeden Göte'den veya benzeri kuruluşlardan belge alıp öyle başvurabiliyoruz. TESDAF veya Göte gibi kurumlardan sınava girmesi. A1 yeterli oluyor mu? Evet. Tamam. Yani daha üstü olabilir ama minimum A1. Evet. Yani ben de o sırada şimdi çalışırken ben de A1-2 kurlarına onunla birlikte online ders aldık. Burada Deutsche Akademi var. Direkt yazıldığı gibi. Berlin'e Euro ödedik. Online derslerle bildiğin A2-1'e kadar, A2-2'ye kadar derslerini aldı kendisi. O sırada kulak aşinalığımla biraz Almanca öğrendim. Ama okulumuz Türk İngilizce olduğu için herhangi bir Almanca ilerlemesini dışarıda yapmamız lazım. Evet. Onu da şu an veriyor mu diye ben dün söylemişlerdi ama eğitim Almanca dil eğitimi. Giriş seviyesinde olabilir ama çok hızlı bir şekilde Almanca öğrenmek ve Almanya'ya katkıyı sağlamak istiyorsanız farklı biraz bir akademik eğitim planlamanız gerekiyor. Okulun anlaştığı bir kuruluş var. Şu an ismini söylemeyeyim yanlış olmasın. O kuruluş haftada bir gün 2 saat veriyor. Ve bu da takdir edersiniz ki öğrenmede çok az bir şey. Yani bilgisayarda 5 saatlik video izleyerek zaten aynı seviyeye çıkabiliriz. Ama Almanca öğrenmek Berlin'de çok uygun olanaklar da var. Yani çok seçenek var. Evet. Haftalık 100 euroya ve 50 euroya da dersler bulunabilir. Yani toplam 260 euroya aylık kura gidiyor arkadaşım günde 4 gün. Yani. Eşiniz ne yapıyor şu an? Şu an onun Almancası A1'de ve entegrasyon kurslarından biraz bahsedeyim ilgilenen insanlara. Evet, çünkü olur. Eş vizesi demek ben 20 saat öğrencinin çalışma izni varken Alman'ın çalışma izni ve çalışma özgürlüğü var onda. Evet. Yani 40 saat full time çalışabiliyor. Yani buraya İngilizce bilen ve Almanca bilen bir eşle gelirse direkt kendi sektöründe lisans okuduysa ona da atılabilir. Diploma denkliği de yapabilir. Kendisi İngilizce de Almanca da bilmiyordu. Şu an Almanca'da entegrasyon kursu şansı var. Bunun için de BAMF Almanya'nın dil okuluyla alakalı bir firması resmi. Oraya başvuru yapıyorsunuz. Gerekli belgeler ki dil kursuna gittiğinizde dil kursu sınavınıza da başvuru yapabiliyor. Biz onu tercih ettik. 5 haftada cevap geliyor. Normalde bireysel başvuru 2 haftada ama hiç bürokrasiyi bilmeyince daha garanti bir süreç ilerliyor. Ondan sonra gelen belgeyle dil kursuna başvuruyorsunuz. A1-1'den B1-2'ye kadar yani toplam 6 kur artı entegrasyon kursu alıyorsunuz. Toplam 7 ay boyunca 700 saat 700 ders diyeyim. Dersler 40 dakika eğitim alarak B1-2 seviyesini bitirmiş oluyor. Bunun ikinci bir avantajı da var. Vatandaşlık yasası gelecek veya şu anda bir 8 yıllık bir vatandaşlık yasası var. Entegrasyon kursunu alırsanız 1 yıl düşüyor bu. Yani 8 yıldan 7 yıla şu an yeni yasa gelirse de 5 yıldan 4 yıla düşecek vatandaşlık. Ayrıca bir de yüksek lisans yaparsa eşiniz burada. Ben de yapıyorum şu an benim de 1 yıl düşecek. O da 1 yıl düşürüyor. Toplam vatandaş olma olayı 3 yıla kadar düşebilir. Bu da eğitimle alakalı bir şey. Yani eğitim gördüğünüzü kanıtlarsanız 3 yıla kadar vatandaşlık olabiliyor. Yani benim için de 3 yıl olacak. Çünkü öğrencilerin de entegrasyon kursu alma şansı yok. Yani öğrenciler burada kendi parasıyla öğrenmesi gerekiyor. Ama vatandaş olmak için B1-2'yi bitirmek gerekiyor. Çok değerli bilgiler. İnternette bulamayacağınız bilgiler. Yani. Çok teşekkür ederiz Barış. Bir şey soracağım. Tabii. Haftada 2 gün geliyorsun. Yani çalışacağın yerdeki schedule'la okuldaki eğitim schedule'ın hiç çakışıyor mu? Seni sıkıntıya sokuyor mu hiç? Şimdi birden fazla arkadaşım var Türk yine. Evet. Yani kendilerini anlayabildim. Yabancılarla da tanışıyorum. İşverenler 20 saat çalıştığımız için buna uyum sağlıyor. Normalde bir işveren istedi sabah 8-12 veya akşam 1-5 istemesi. Evet. Ama okul öyle bir seçenek sunmuyor bize. Diyor ki şu gün şu günler geleceksin. Her dönem değişiyor bu arada bu. Bizim okulumuz bir gün sabah bir gün öğleni seçiyor ki bu işveren açısından yani 4 gün aynı gün gidiyorsun bir gün farklı gidiyorsun. Yani benim işim için de işveren ayarlıyor. Ama okulda bir aksilik olursa online katılmaya ve dersleri online izlemeye imkan tanıyor. Yani dersleri aynı anda online şimdilik ileride devam edecek mi bilmiyorum. Çünkü dışarıdan gelen öğrenciler vize alamadığı için online de sınıflarda ders veriliyor. Arkadaşlar bence kesin merak eder. İşi nasıl buldun? Çok site var. Yani Türkiye'deki kariyer.net gibi. Ben Indeed üzerinden buldum. Yani referanssız buldum. Ama işverenim Türkçe çalıştırıyor. Yani Türkçe bilen bir işçi arıyor. Çok fazla referansla giriliyor. O yüzden çevreyi LinkedIn üzerinden de çevre edinebilir arkadaşlar. Yani sadece bireysel başvurularda çok fazla rekabet var. Ama aynı dili konuşabildiğim bir işveren Türkse veya işe alım sorumlusu Türkse ki burada Berlin'de bayağı var. Emin olun Türkçe bilen. Yani Alman Türk arkadaşlar da var. Çok rahat iş bulabilirler. Sadece mesleki olarak yeterli bir şekilde gelmiyorsak yani mezun olduk, geldik. Bu sırada Almanya'da mesleki bir tecrübe çok değerli. O yüzden staj imkanlarıyla
cep paraları varsa 4 ay ücretsiz veya çok minimum ücretle çalışıp tecrübe edindikten sonra gerçek maaşlarıyla çalışmaya devam edebilirler. Böyle yapan kişiler de tanıdım. Şu an okulun kariyer servisi bu anlamda destek veriyor mu öğrencilere? Ben şimdi ihtiyacın olmamış ama evet faydalanmadım. Bir arkadaşımız faydalanmıştı. İranlı ama Türkçe konuşabiliyor. Geldiğin ikinci gününde ama Türkiye'de 7 yıllık bir iOS developer geçmişi varmış. Süper. Boşta işe girdi. Mesela bizim aldığımız boşta girdi. Evet, bürüs asgari ücretin 2 katı ücrete. Saatlik 48 euroluk bir ücrete 20 saat çalışacak. Yani aylık 2000 euro gibi bir geliri olacak. Ama çok niş bir iş. Çok denk gelmiş. Tecrübe yani, çok değerli Almanya'da. Tecrübe, akademik kariyer, CV'niz ön plana çıkıyor. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı Barış? Mutlaka bunu da izleyicilerimiz bilsin. Instagram, YouTube paylaşıyor bilmiyorum ama ikisine de paylaşacağız. Yorumları aldığım an orada cevaplayabilirim sorarlarsa. Süper, yani süper. Herhangi bir yerde. Size merak ettiğiniz soruları aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Barış'a çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. İyi günler.